Ben Su, merhaba. Merhabalar Tarık. Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Ben avukatım. Hem Türkiye'de hem Amerika'da, New York'ta lisanslıyım. Şu ana kadar genelde çalıştığım alanlar sözleşme, lisanslama, buna Amerika'da technology transactions deniyor. Teknolojinin dokunduğu bütün ticari anlaşmalar üzerinde yoğunlaşıyorum diyebilirim. Müvekkillerim de genelde startuplardan oluştuğu için technology transactions tarafında aslında oldukça uzun zamandır çalışıyorum. Bugünkü konumuz hukuk mühendisliği. Bu kavramı ilk defa senden duydum. Hukuk mühendisi nedir? Biraz bize bahsedebilir misin? Tabii şimdi teknolojinin de gelişmesiyle hukuksal süreçlerin birçoğu aslında teknoloji yoluyla, çeşitli platformlarla çözülebilir hale geldi. Hukuk mühendisi ne yapar? Hukuk geçmişiyle aslında teknoloji bilgisini harmanlar ve daha nasıl iyi hizmet verebiliriz, daha nasıl iyi hukuk süreçlerini yönetebiliriz? Bunun üzerinde çalışan bir yeni oluşmuş bir kavram aslında. Ben kendim, ben Bensu Aydın olarak da aslında Amerika'da bir hukuk mühendisi olarak da geçiyorum. Çünkü müvekkillerim örneğin bir sözleşme süreçlerini düzenlemek istiyorlarsa şu tür uygulamalar var. Sizin şöyle ihtiyaçlarınız var. Bu uygulamalardan şunlar size bu şekilde cevap veriyor deyip öncelikle bu uygulamaları bulmak. Bulduktan sonra hukuk süreçlerini aktarmak böyle telefonunuza app indirmekle olan bir şey değil. Çok uzun bir efor ve süreç gerektiriyor. Bu süreci tasarlamak. Biraz proje yönetimi de var içerisinde aslında. Şöyle bir örnek verelim. Siz bir sözleşme yönetimi platformu satın aldınız. Sözleşmelerinizde, dosyalarınızda duruyor. Bu sözleşmeniz öyle yazılmıştır ki müzakere etmeye başladığınızda sözleşmenin 5 farklı yerini değiştirmek zorundasınız ve hep oralarda sorunlar yaşarsınız. Hukuk mühendisi gelir, der ki siz eğer bu 5 farklı yere bir paragrafta birleştirirseniz ve de bu sözleşme platformu üzerinden bir yedek bir madde de oluşturursanız size müzakere geldiğinde karşı taraftan hop yedek maddeyi ekleyebilirsiniz. Aslında hukuk mühendisi biraz daha kullandığı teknolojiye bakarak hukuk süreçlerini harmanlayıp daha kolay ve daha hızlı halledilmesini sağlıyor. Başka bir örnek vereyim. Yine sözleşme üzerinde çalıştığım için onun üzerine örnek vereceğim. Sözleşmenin kodlanması diye aslında bir konsept var. Bu nedir? Sizin sözleşmeleriniz çok aslında yüklü ve çok eski kelimelerin kullanıldığı ve maddelerin birbiriyle bağlantısının çok kopuk olduğu sözleşmeniz olabilir. Genelde Türkçe eski sözleşmeler genelde böyle olur. Siz bu sözleşmenin içerisinde değişen yerleri değişken olarak kodlayabilirsiniz. Sürekli müzakere edilen maddelerin farklı hallerini arkada yedekleyebilirsiniz. Ve de eğer örneğin satış sözleşmeniz 1 milyon TL üzerindeyse şu madde kullanılacak. 500 milyon TL altındaysa şu madde kullanılacak diye maddeleri arkada kodlarsanız satış ekibiniz sizden sözleşme talep ettiğinde hop tamam 500 milyon TL üzeri demek ki bu madde gelecek diye arkadaki bu logiki kuruyorsunuz aslında. Bunun için biraz kodlama bilmeniz lazım. Platformun yapısını bilmeniz lazım. Ve tabii ki bir de hukuk geçmişiniz olması lazım. Bu üç yeteneği bir araya topladığınızda hukuk mühendisi olmuş oluyorsunuz. Aslında buna melez bir meslek diyebilir miyiz? Doğru. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle melezleşen birçok meslek var. Hukuk mühendisliği de iki farklı temel fonksiyonu bir araya getiren melez bir meslek. Doğru. Peki ne zamandan beri var bu kavram? Bu kavram genellikle son bir yılda çok kullanıldığını gördüm. Çünkü son bir yılda artık şirketler ve kişiler teknolojiyle bazı sorunlarını, hukuki sorunlarını çözebileceğini fark etti. Örneğin yurt dışında bu iyi bir örnektir. Legal Sifter diye bir şirket. Arkada çalıştırdığı yapay zeka fonksiyonuyla tüm halka gel sözleşmelerini bana okut, sana riskini söyleyeyim diye böyle bir şey çıkardı ve bunu ücretsiz yaptı ve baktılar gerçekten insanlar avukata gitmek yerine ilk başta acaba riskim nedir, sonrasında avukata gideyim diye bu teknolojiyi kullanmaya başladı. Ve arkada bunun yapılmasına en önemli yardımcı olan mesleklerden biri hukuk mühendisi. Çünkü siz o riski nasıl hesaplayacaksınız? O maddede ne yazdığını bilip teknolojiye bunu algılatmanız için bir hukuk geçmişiniz olması lazım. Bir de teknolojiden anlamanız lazım. İkisiyle birlikte bu çok böyle konuşulan bir örnektir. Mesela böyle bir örnek oldu. Peki bu noktada sana direkt hukuk mühendisi diyebilir miyiz? Evet, galiba artık girişimim Jetlag da birlikte bir hukuk mühendisi olmuş oldum. Hep bunu zaten hayal etmiştim çocukluğumdan beri. 2021 yılına kısmetmiş diyelim.
Süper. Peki eklemek veyahut da bahsetmek istediğin bir bölüm var mı hukuk mühendisliği ile ilgili? Şunu tavsiye edebilirim. Hukuk fakültesinden mezun olduğunuzda yapmanız gereken şey avukat alıp avukatlık üzerine yıllarınızı harcayıp aynı işi yıllarca yapmanıza gerek yok. Değişen şeylere gözünüzü açın. Hukuk fakültesinden mezun olduğunuzda sadece hukuk mühendisi değil farklı alanlara da yönelebileceğinizi biraz daha araştırın. Ve bu alanlara halihazırda yönelmiş kişilere ulaşın. Bakalım onlar ne yapıyor. Çünkü artık gerçekten mezun oldum, direkt avukat oldum ve mahkemelerde dava takibi yapacağım gibi bir yol çizmenize gerek yok. Farklı alanlara yönelebilirsiniz. Bunun farkında olmanız lazım. Sadece bunu önerebilirim. Aslında değişen teknolojiyle beraber mesleklerde evrim geçiriyor ve melez mesleklerin doğumuna şahit oluyoruz bu noktada. Aynen öyle. Yani burada fırsatlar var. Hukuk mühendisi, legal engineer rolü de bu fırsattan doğmuş bir rol. Farklı teknolojilerle farklı fırsatlar bulunabileceğini düşünüyorum ileride de. Ama şu an geldiğimiz noktada böyle bir opsiyonunuz var. Özellikle mezun olan arkadaşlarıma buradan seslenmek istiyorum. Benimle iletişime geçebilirsiniz merak ediyorsanız. Süper. Bizi aydınlattığın için ve hayatımıza hukuk mühendisi kavramını soktuğun için sana çok teşekkür ederim. Ne demek, ben teşekkür ederim Tarık. Görüşürüz, hoşça kal. Görüşmek üzere. Bay bay.